Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Gazze'de yaşanılan soykırım, İsrail'in 6 aydır sergilemiş olduğu olağanüstü katliamcı kimlikli harekat, gerçek anlamıyla büyük bir jeopolitik kırılmaya neden oldu. Amerikan üniversitelerinden uzun uzun söz edecek değilim. Ama inanın bana, Amerikan üniversitelerinde şu anda bir tür intifada yaşanıyor. Ve bu intifadanın yarın Avrupa üniversitelerine yansımaması için hiçbir gerekçe yok. Özellikle Columbia Üniversitesi gibi Amerika'nın jeostratejik araştırmalarının en güçlü yapıldığı bir üniversitede o gençliğin Filistin bayrağını Columbia Üniversitesi'nin ana binasının tepesinden aşağıya indirmesi Amerika Birleşik Devletleri için bir alarmdır. İsrail'den hiç söz etmiyorum. Onlar tamamen kendi işlerine dalmış durumdalar ve ne yaşadıklarını farkında değiller. Oysa zaman ve olaylar İsrail'in gelecekteki varlığını direkt olarak etkileyecek bir süreç yaşıyor. Ve İsrail, Benjamin Netanyahu liderliğindeki bu hükümetle Gazze'de sergilediği kıyımcı politikayla tarihinin en büyük duvara doğru saatte 300 kilometre hızla giden bir araç gibi gidiyorlar. Çarptıkları an duvar da yıkılacak, kendileri yok olacaklar. Bu vaziyette durum. Ve bakın, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın bundan 3 yıl önce, bak 10 yıl demiyorum, 20 yıl demiyorum, 3 yıl önce bana deseydiniz ki Amerikan Dışişleri Bakanlığı inceleme yapmış ve İsrail ordusuna bağlı 5 birliğin işgal toprakları olarak anılan Batı Şeria'da olağanüstü insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiğini tespit etmiş. Ve bunu Patel, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü aracılığıyla bütün dünyaya duyuracak deseydiniz, yok canım o kadar da değil ya, Amerika, İsrail ordusu, zaten kendi kurduğu ordu. Kendi kurmuş, donatmış, eğitmiş o İsrail ordusu. Normal bir ordu değil ki, normal bir milli ordu değil. İşte gördünüz, Amerika ben keserim silahı dediği an adam bütün harekatı durdurdu. Öyle bir ordu ve Amerika bunu yaptı, açıklama yaptı. Diyor ki Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği büyük saldırı öncesinde Batı Şeria'da, bak saldırıdan önceyi, öncelikle saldırıdan öncesinde Batı Şeria'da görevli askeri birliklerin büyük insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği belgelenmiştir. Titiz bir çalışma sonucu sürecinden sonra 5 İsrail birliğinin bireysel düzeyde insan hakları ihlalleri gerçekleştirdiği belirlendi. Bunların tamamı 7 Ekim öncesinde yaşandı ve hiçbiri Gazze'de yaşanmadı. Bunlardan 4 birlik davranışlarını düzelttiler fakat bir tanesi için İsrailli makamlarla görüşmelerimiz devam ediyor diyor. Onu daha önce de ifade etmiştim. Netzah Yehuda diye adı verilen bir İsrail Ortodoks radikal faşist bir birlik. Topyekünü faşist. Onları bir araya toplamışlar. Herhalde demişler ki siz faşistsiniz. Size bu üniformayı giydiriyoruz. Siz gidin artık herkesi öldürün orada. İnanın bana böyle olmuş o. Çünkü Lihi kanunu diye bir kanun var. Senatör Lihi'nin o kanuna göre insan hakları ihlalleri gerçekleştiren ordulara Amerika Birleşik Devletleri'nin silah satması veya silah hibe etmesi mümkün değil. Şimdi deniliyor ki İsrailli yetkililerin kendileriyle paylaşılan bilgileri iyi değerlendirip gerekli önlemleri almaları birliklere dönük silah akışının durmamasını sağlamıştır deniliyor. Ama bu bir uyarı.
Yani bu böyle devam ederse kesinlikle anladığım kadarıyla Amerikan yönetimi kendi iç politikasında çok sıkışmış vaziyette. Demokratlar herkes ayakta İsrail'e daha fazla destek verilmemesi için inanılmaz bir kampanya var. Politico diyor ki Politico internet sitesi 20'si bizzat Biden yönetiminin bünyesinde görev yapan 90 tanınmış hukukçu Beyaz Saray'a ilettikleri ortak imzalı mektupla İsrail'e silah sevkinin derhal durması gerektiğini ilettiler. İmzacılar arasında ABD Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan hukukçuların olması dikkat çekici. Diğerleri de İçişleri, Adalet, Çalışma ve Enerji Bakanlıklarında görevli hukukçular. Ayrıca Adalet Bakanlığı'na iletilen mektupta İsrail ordusunda görev alan kişilerin bu konuda araştırılması ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirenlerin Amerikan kanunları çerçevesinde yargılanması istendi. Niye? Çünkü Amerikan vatandaşları Yahudiler İsrail ordusunda görev yapabiliyor. Böyle bir durum var. Şimdi bu hukukçular İsrail'e silah ihracatının tamamen durdurulmasından yana. Durum bu şekilde gelişirken Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, bakın soykırım davasının görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı değil, Kerim Han'ın savcısı olduğu Putin için tutuklama kararı çıkartan mahkemeden bahsediyorum. O mahkemenin yetkilileri ve savcıları geldiler İsrail'de. İsrail yönetiminin gözünün içine baka baka Gazze'de yerle bir edilmiş olan hastanelerin personelleriyle görüşmeler yapmaya başladılar. Şimdi Netanyahu'nun etekleri zil çalıyor korkudan. Niye? Bir iddia var. Bu mahkeme bazen fazla ortalık bulanmasın diye tutuklama kararını gizli tutabilir ve ilgili devletlere son dakika bildirebilirmiş. Yani şimdi bana tutuklama kararı çıkmadı diye Netanyahu atlıyor uçağa, Hollanda'ya gidiyor mesela. Hadi oraya gitmesin de atıyorum. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne meşru olarak katılmış bir devlete gidiyor. Uçaktan iniyor, tam görüşmelere başlayacak. Tutuklama fezlekesi geliyor, adamı alın buraya getirin diye. Böyle de bir durum var. Şu anda İsrail yönetimi Amerika'ya yalvarıyor. Bizi ne olur bu heriflerin eline bırakmayın, bu hakimlerin diye, ama bu korku bile yeter. Ama bence insanlık bu işin, hani Slobodan Milošević, Ratko Mladić, hani Yugoslavya Savaşı'nda büyük soykırımlar yapanlardan nasıl Adalet Divanı hesabını sorduysa, bu Netanyahu ve hükümet üyelerinden de birebir bu hesap sorulacak. Bu yavaş yavaş oraya gidiyor. Kimse bu işin altında bu tür bir kadroyu savunarak yer almayacaktır. Hoşça kalın.